Café de l'Odeon'dan herkese sevgiler. Burası Zürih'te çok önemli bir kafe. İçeriye girmedik. İçerisi hey. İçerisi çok şey, tatlı insanlarla dolu. 2 dakikada 2 kişi gülümsedi bize. Ama önemli olan şeyi içerideki bu güzel bar vesaire değil, gelen kişiler. Şurada yazanları söyleyeyim, bir tanesine Hermann Hesse, duymuşsunuzdur muhakkak. Ve benim bir başka çok sevdiğim bilim adamı Albert Einstein. Bir başka diyorum, Hermann Hesse bilim adamı değil tabii ki. Ve burada kimler geldi? Thomas Mann, James Joyce, Wagner biliyorsunuz, ünlü besteci. Ve Lenin ve Troçki. Lenin ve Troçki'yi bilmeyenler de yoktur herhalde. Burada, bilmiyorum, belki de bu masalardan birinde Lenin ve Troçki saatlerce beraber vakit geçiriyormuş ve büyük ihtimalle Sovyet Rusyası'nı ve diğer mevzuları konuşuyorlardır. Çok önemli bir noktadayız yani. Yine çok tarihi bir noktadayız. Çok hoş, çok hoş. Hazır Café Odeon'dayken ve Lenin ve Troçki'den bahsetmişken şunu da söyleyelim. Almanya üzerinden Bolşevik yoldaşlarını St. Petersburg'a götürmek üzere yola çıkan tren mühürlü tren diye geçiyor. Orijinal adını bilmiyorum. Türkçe çevresini biliyorum. 1917 yılında buradan, Zürih'ten hareket etmiş. Bu, yanlış hatırlamıyorsam, benzer bir olay işte kurmaca da olsa şey dizisinden hatırlıyorum. Babylon Berlin. O diziyi muhakkak izleyin. Tabii aynı olay değil. Esinlenme vardır falan. O da zaten galiba biraz daha geç bir zamanda geçiyor ama o diziyi izleyin derim. Çok güzel. Troçki lafını da unutmayın. Troçki'yi bilmiyorsanız o dizide de bahsi çok geçiyor Troçki'nin. Odeon kafeden Einstein, Wagner, Troçki, Lenin hepsinin burada oturduğu, bir şeyler içtiği kafeden herkese sevgiler. Buraya gelen, Odeon'a gelen bir başka isim Mussolini. O da burada vakit geçirmiş. Bu fotoğraf da 1971 yılından bir fotoğraf. Hiç değişmemiş gerçekten. Aynı kalmış. Evet, Café Odeon'a giriyoruz. Hello. Hi. Can I take a video? Yeah. Inside? Yeah. I think, yeah. Buraya bak. İşte bu çok güzel. Sorry, no Wi-Fi. Talk to each other diyor. Birbirinizle konuşun. Wi-Fi yok diyor. Harika. Thank you.
gerçekten çok tuhaf bir his yani. Belki de bu masalar, belki de benim oturduğum masada Einstein oturuyordu. Belki Wagner, belki Trotsky, Lenin. Çok çok acayip bir his. Çok çok acayip bir his. 100 seneyi aşkın, 100 yaşından fazla bu bar, kafe bu arada. Şimdi birazdan çıkacağız. Son kez size çekeyim dedim.